Fiesta Rally Cup'tan bir kez daha herkese merhaba. 11-13 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen sezonun ve Fiesta Rally Cup'ın son ayağında sporcular toprak zemin üzerinde hem birbirlerine hem de zorlu doğa koşullarına karşı mücadele ettiler. Bu yarış öncesine kadar 1,5 puan içinde 3 ekibin yer aldığı kupada 2022 sezonunun birincilerinin belli olacağı bu zorlu mücadeleyi gelin birlikte izleyelim. Shell Helix Türkiye Rally Şampiyonası'nın son ayağı olan 42. İstanbul Rallisi 11 Kasım Cuma akşamı Viaport Marina'dan verilen startla başladı. Cumartesi ve pazar günü 4'er etap geçerek yarışı ve sezonu noktalayacak olan ekipler sonbaharın renkleriyle bezeli bir parkurda olacaklardı. Eskişehirli Serhan Türkkan ve kopilotu Koray Akgün yarışa her zamanki gibi hızlı başladı. Cumartesi günü geçilen 4 özel etabın 4'ünde de en iyi zamana imza atan ikili 57 saniye farkla ilk günü birinci sırada tamamladı. Sezon boyunca şanssızlıklarla boğuşan Antsun Man, Mehmet Akif Yalçın ekibi bu yarışta şeytanın bacağını kırmış görünüyorlardı ve günü ikinci sırada bitirmeyi başardılar. Bunu yaparken de çok eğleniyorlardı. Aferin lan! Zaman zaman Türkiye Şampiyonası'nda boy göstermesine aşina olduğumuz Georgi Geradziev, Georgi Gadziev ekibi günü Fiesta Rally 4'leri ile 4 çeker Rally 3'lerin arasında genel klasmanda 3. Rally 4 R2 klasmanında lider olarak tamamladı. Sezona galibiyetle başlayıp bunu tekrarlamak için mücadele eden Erol Akbaş, Egemen Ertürk ikilisi ikinci zamanı yaparak başladıkları günü 4. sırada tamamladılar. Bu sezona Kocaeli Rallisi ile başlayan Eytan Alfon ve kopilotu Can Hergüner de atmosferik motorlu Ford Fiesta R2'lerin en hızlısıydılar ve ilk günü üst sıralarda tamamlayanlardan oldular. İkilinin gün sonundaki pozisyonu 5.likti. Sezonun her geçen yarışta yükselen grafiğiyle dikkat çeken ikilisi Özcan Söke ve Yüksel Karasu günü Fiesta Rally Cup'ta 6. sırada tamamladı. Oğuz Gürsel Tosfet Rally Kupası birinciliği için Levent Şapçılar'la çekişen Hakan Gürel Çağatay Kolaylı ikilisi Ford Fiesta R2'leri ile ilk günü hedeflerini tutturarak genel klasmanda 7. sırada tamamladı. Levent Şapçılar ise rakibini 55.9 saniye farkla takip ediyordu. Deniz Gümüş kopilotluğunda yarışan İzmirli Levent Şapçılar ilk günü Fiesta Rally Cup'ta 8. Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda ise genel klasman 3.sü olarak tamamladı. Kayar. Sol 3 dikkat kayardasın. Sağ 1,5. 100. Sağ 2. 80. Tepe ortadan 100. Sağ 2 80'i döndün. Tepe ortadan 100. 100'den sonra sol 1,5. 120. Betonla fren. Betondan sonra 90 metre var. Sağ 2,5. Yüzlü. Sağ 2,5 yüzlü. Sol 3,5 köprüye gireceksin. Bir diğer Fiesta R2 ekibi olan Erdem İlbaylı Soner Çevik ikilisi istikrarlı zamanlar çıkararak geçtikleri 4 etabın sonunda günü Fiesta Rally Cup genel klasmanında 9. Rally 4 R2 klasmanında 4. sırada tamamladılar. Cem Yudulmaz ve Ali Emre Yılmaz ekibi Ford Fiesta R2T ile gün sonunda İlbaylı Çevik ikilisini 1 dakika 2 saniye geriden 10. sırada takip ediyorlardı. Efe Ünver ve deneyimli kopilotu Bahadır Gücenmez İstanbul Rallisi'nin şanssız ekibi oldular. Daha ilk etapta lastik patlatıp etap içinde lastiğini değiştirmek zorunda kalan ekip,
İkinci etapta tekrar lastik patlatınca sıralamada en geriye düşüp buradan tekrar tırmanmak zorunda kaldılar ve günü 4 çeker Fiesta Rally 3'leri ile 11. sırada tamamladılar. Ford Fiesta R1'leri ile günü 12. sırada tamamlayan Kemal Çetinkaya Tolga Tezeken ikilisi hem Fiesta Rally Cup R1 SD kategorisinde hem de Oğuz Gürsel Rally Kupası kategori 1'de birinciliği kovalıyordu. Fiesta Rally Cup'ın İranlı katılımcısı Saber Hosravi, Hamet Mecd ikilisi Fiesta R1 T'leri ile 13. ve son sırada günü tamamladılar. Fiesta Rally Cup'a katılan 13 Fiesta'nın tamamı gün sonuna ulaşmayı başardı. Bu başarının mimarları olan Castrol Ford Team Türkiye'nin tecrübeli mekanik ekibi, pazar günü geçilecek 4 özel etap için servis alanına gelen Fiesta'ların üzerinde bu sezon son kez çalışmaya koyuldular. Yarış boyunca yüksek ve istikrarlı temposunu koruyan ve 8 etapın 5'inde en iyi zamana imza atan Serhan Türkkan Korayak Gün ikilisi, Fiesta Rally Cup'ın 6. yarışında genel klasman birinciliğini elde etti. Ekip aynı zamanda Rally 3 sınıfında da birinciliği kazanmış oldu. Türkkan Akgün ikilisi Power Stage etabında ise yaptıkları ufak bir hata neticesinde zaman kaybetseler de 3. zamana imza atıp hanelerine ekstra 1 puanı yazdırmayı başardı. Ekip çok daha güçlü R5 otomobillerin de yarıştığı genel klasmanda da önemli bir başarı sergileyerek 4. sırada yarışı tamamladı ve izleyenlerden de tam not aldı. Yarışımız çok heyecanlı başladı. İlk etap en zor etaptı, ondan sonra alıştık. Ufak da olsa böyle bir pürüzle karşılaşmak çok mümkün bu işte. Biz de lastik bile patlatsak buraya gelemiyorduk. Ama bütün sezon bir sürü rebek gösterdik. İyi zamanlar yaptık, güzel yarışlar geçti. Sezon son yarışında da işte stresimiz finişe gelebilmekti açıkçası. Güzel rekabet de oldu. Sponsorumuz AGT'ye çok teşekkür ederim. Sezon boyunca bizi destekledikleri için. Bütün fanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. Fiesta Cup şampiyonu arkadaşlarımızla güzel bir rekabet oldu hakikaten. Bugün de aynı rekabet devam etti. Güzel bir ekip hakikaten. Yeni arabalar ve bu sezona çok güzel renk kattıklarını düşünüyorum ben de. Rally 2'lere yaklaşan derecelerimiz oldu. Biz de bu Rally 3'ün dünyadaki ilk yarıştığı sezonda Türkiye'de şampiyon olmaktan ayrı bir kıvanç duyuyoruz. İkinci günün tüm etaplarında Fiesta Rally Cup genel klasmanında ikinci zamanlara imza atan ve podyumun da ikinci basamağını kazanan Antsunman Mehmet Akif Yalçın'ın yarış sonunda yüzlerindeki gülümsemeyi görmemek imkansızdı. Aynı zamanda İstanbul Rally'si genel klasmanında da 5. olmayı başaran ekip sonunda şanssızlıkları geride bırakmış ve gerçek performanslarını sergileyebilmişlerdi. Power Stage etabında da ikinci zamana imza atan ikili 2 ekstra puanın da sahibi oldu. Yani bugün yüzümüz çok gülüyor tabii. Genel klasmanda 5. olduk. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Yani bu noktada bitireceğimi hayal dahi edemiyordum bir yarışı. Kendi kategorimizde sınıf 3'te, Fiesta Rally Cup genelinde 2.'yiz. Fiesta Rally Cup Rally 3 kategorisinde de 2.'yiz. Power Stage'de de iyi bir puan aldık galiba. Yani evet, sezon sonu maalesef, sezon boyu maalesef çok fazla şanssızlık yaşadık. Ama bu yarışta şeytanın bacağını kırdık. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Öncelikle sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Galata Taşımacılık, Klasis AŞ, Stokart hepsine çok çok teşekkürler. Aracı bu yarış sorunsuz bir şekilde devam ettiren ve servisine veren Castrol Ford Team Türkiye'ye çok teşekkürler. Bizi destekleyen sezon boyuncaki herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023'te bütün sezon boyunca bu yarışta gösterdiğimiz performansı gösterebiliriz. Ford Fiesta Rally 4 ile yarışı kürsüde tamamlayan son ekip Bulgaristan'dan gelen Georgi Geradziev, Georgi Gadzev ikilisi oldu. Power Stage etabını da kazanarak ekstra 3 puanın sahibi olan Bulgar ekip, çok sevdikleri İstanbul etaplarında Fiesta Rally Cup üçüncülüğünün yanı sıra Rally 4 R2 klasmanı ve Türkiye Rally Şampiyonası 2 çeker klasmanı birinciliklerini de elde etmiş oldu. Well, this is one of my favorite rallies ever. So for me, it's always a pleasure to come back here. This year it was more difficult because the new Fiesta Rally 4
is a more professional rally car and it needs a little bit more different driving. So it, for me, was very hard at the start, but slowly, step by step, we've made it. And well, the result is so-so. It's not the best, but it was good for us to finish the rally and get some experience. I would like to thank to the team of Castrol Ford, Turkey, who helped me so much to make this rally, and to my team and my co-driver. So I hope to come back again in Turkey and compete on the gravel rallies, because we like them so much. Rally'nin ikinci gününe en iyi zamanla başlayan Erol Akbaş, Egemen Ertürk tüm sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı sürüşü bu yarışta da sergiledi. 2022 sezonundaki 6 yarışın 6'sından da puan çıkartmayı başaran ikili, bu yarışta genel klasmandaki dördüncülüklerini ikinci günde koruyarak sezonun son yarışını başarılı bir şekilde tamamladı. Bizim için keyifli bir yarış oldu. Toprak etapları zaten genel olarak seviyoruz. Biraz dünün ikinci etabında zaman kaybettik. Ama onun dışında bizim için oldukça başarılı bir yarış oldu. Kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Onların da notunu aldık. İnşallah antrenmanlarla arayı kapatmayı istiyoruz. Organizasyon çok güzeldi. Şansımıza hava çok güzeldi. Umarım herkes için de iyi bir yarış olmuştur. Herkes çok keyif almıştır. İstanbul Rallisi etaplarına aşina olan Eytan Alfon ve kopilotu Caner Güner, deneyimlerini etap zamanlarına yansıtarak Fiesta R2 ile Rally 4 R2 kategorisinde ikinci sırada, Fiesta Rally Cup genel klasmanında ise 5. sırada finişe ulaştılar. Ekip aynı zamanda atmosferik Fiesta R2'nin halen ne kadar rekabetçi bir otomobil olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Sevgili Eytan Alfon ve Ankaralı kopilotu Caner Güner. Eytan. Özcan Söke, Yüksel Karasu sezonun en iyi performanslarından birini gösterdikleri bu rallide finişe genel klasmanda 6. Rally 3 klasmanında 4. olarak ulaşmayı başardılar. Ve önümüzdeki sezonda daha da mücadeleci olacaklarının sinyallerini şimdiden vermiş oldular. Yarış güzel geçti bizim için. Aslında iyi de başladık. Son etapın ikinci kilometresinde sol taşıyıcıyı kırdık. Ondan dolayı bir dakika verdik ama genel itibariyle çok güzeldi, çok keyifliydi. Sezonun da son yarışı olması bu havada bence çok başarılı bir sezonu geride bıraktık diye düşünüyorum. Hakan Gürel bir yandan Fiesta Rally Cup'ta üst sıralar için yarışırken diğer yandan Oğuz Gürsel Tosfet Rally Kupası'nı kazanma iddiasını sürdürüyordu. Pazar günü öğlen servisine ulaştığında kupadaki rakibini 6 dakika geride bırakmış durumda olan Hakan Gürel'in aracında yaşanan bir problem onu oldukça endişelendirmişti. Teknik ekibinin yoğun çabası ile saniyeler kala servisten çıkan Hakan Gürel Çağatay Kolaylı ikilisi sezonun son iki etabını da sorunsuz bir şekilde geçerek finişe ulaşmayı başardı. Fiesta Rally Cup genel klasmanında 7. Rally 4 R2 klasmanında 3. sırada yarış tamamlayan ikili, 2022 Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda çok daha güçlü otomobillere karşı genel klasman birinciliğini almayı başararak çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Öncelikle çok mutluyuz, çok heyecanlandık. Çok güzel bir sezon geçirdik ve Türkiye şampiyonu olduk. Öncelikle kopilotum Çağatay Kolaylı'ya, eşime, aileme, bize servis veren Revo Team'e, sponsorlarımız Galva Metal'e, Hel Enerji'ye, Çemsan'a, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok zordu. Bayağı büyük sıkıntılar yaşadık. Son ana kadar bırakmak istemedik ve bırakmadık da. Ve çok şükür hak ettiğimiz gibi de Türkiye şampiyonu olduk. Tekrar herkese, bize destek veren etaplarda, serviste destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Şampiyon Fransa'ya mutlu istedim. Efe Ünver Bahadır Gücenmez ekibi ilk günün şanssızlıklarından dolayı düştükleri arka sıralardan olabildiğince yukarı tırmanmaya çalışıyordu. Gün boyunca ilk üçü zorlayan zamanlara imza atan ikili yarışı 8. sırada tamamladı. Ekip Rally 3 klasmanında ise 5. liğin sahibi oldu.
İstanbul Rallisi bizim için şanssız başladı diyebiliriz. İlk gün iki etapta lastik patlattık. Bir 5 dakika yakın kayıpla başladık güne. Onun dışında eğlenmeye çalıştık. Zamanları çıkarabileceğimize inanmıyorduk. Çıkaramazdık 5 dakika bir zamanı ama keyifliydi, güzeldi. Etaplar gayet güzel hazırlanmış. Onun dışında seneye daha tecrübeli bir şekilde yolumuza devam etmeyi planlıyoruz Bahadır abiyle. Bir sıkıntı yok onun dışında. Evet, evet. Güzel geçti. Her yarış bir tecrübe. İlk defa iki etap üst üste lastik patlatma tecrübesini yaşadım 25 yıllık kariyerimde. Güzel oldu. Efe her yarış üstüne bir şey katarak ilerliyor. Daha güzel olacak seni yeni arabamızda. Cem Yudulmaz, Ali Emre Yılmaz ikilisi fazla risk almadan gittikleri bu yarışta Rally 4 R2 kategorisinde puan almayı bildiler ve kategorilerinde 4. genel klasmanda 9. sırada finişe ulaştılar. Aynı zamanda Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda son etapta rakibini geçip genel klasman ikincisi olarak finişe ulaştılar. Güzeldi. Yani en azından netice güzeldi. Biz bugün genel klasman ikinci olduk. Kendi kategorimizde de ikinci olduk. Ali Emre ile ilk defa bir sezonu bitirdik. Komple sezon yaptık. Bir yarış eksik. Güzeldi. Yani organizasyonlarda biraz bozukluk oldu ama her zamanki gibi competition devam ettik. Seneye de umarım devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür. Yani bizim için yorucu bir sezondu. İlk full sezonumuzu yaptık Cem abiyle. Keyifli bir sezon oldu bizim için. İyisiyle kötüsüyle. Sonunda bitirdik. Seneye daha yeni bir hedefler, daha yeni bir şeyler var önümüzde sezon. Bakalım isteğimiz elimizden gelenin daha iyisini yapmak. Bütün Ford ailesine bize destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bütün sezon kahrımızı çektiler. Bu sezon birbirlerine ve Fiesta R2'lerine alışma temposuyla yarışan Erdem İlbaylı Soner Çevik ikilisi ikinci günde attıkları bu taklayla zaman kaybettiler. Attıkları taklada şanssız olsalar da araçta oluşan hasarın yarışa devam etmelerine engel olmaması en büyük şansları oldu. İkili Fiesta Rally Cup genel klasmanında 10. Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda ise 3.lükle son yarışı tamamladı. İzmirli ekip aynı zamanda Rally 4 R2 klasmanında da 5.liğin sahibi oldu. Olaylı bir rallydi gerçekten. Bizim için Bodrum'dan sonra özellikle Kocaeli'ne odaklanmıştık. Kocaeli'nde de ilk iki etap yarıştık ama sonra veda etmiştik yarışa. Bizim için toprak yarışı olarak ilk rallydi diyebilirim. Böyle güzel kompetisyona girdiğimiz, yarışa girdiğimiz, odaklandığımız. Valla şu an resmi olmayan neticelere göre kategori 2 üçüncüsü. Genel klasmanda da Oğuz Gürsel'de de üçüncü durumdayız. Sezonun geri kalanında yine iyi yerlerde olmayı hedefliyoruz. Buradan Castrol Ford Team Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bizim taklamızdan sonra canla başla mücadele edip arabamızı hazır hale getirdiler. Çok Serdar Bostancı'ya, Murat Bostancı'ya, tüm teknik ekibine gerçekten çok teşekkür ederim. Soner benim yanımda oldu her zaman bütün sezon. Ona da çok teşekkür ederim. İstanbul Rallisi'nin bir diğer şanssız ismi ise Levent Çapçılar Deniz Gümüş ikilisiydi. İyi zamanlar yapmakta zorlanan ikili genel klasmanda 11.likte kaldı. Oğuz Gürsel Rally Kupası'nda ise sezon sonu birinciliğini bu sonuçla kaçırsalar da genel klasman ikinciliğini elde ederek önemli bir başarının sahibi oldular. İstanbul Rallisi bizim için aslında biraz kötü oldu. Bütün talihsizlikleri bu yarışta yaşadık. Yani lastik etabın daha başında 500 metresinde daha ilk 15 kilometrelik bir etabın 500 metresinde daha lastik patlattık. Tabii acayip bir süre kaybettik. Ondan sonra 4 çeker aracımız daha SS1'de ilk etapta 2 çekere düştü. Ondan sonra tabii öyle geçmek zorunda kaldık. Yani not kaçırdık. Dolayısıyla her türlü negatiflik vardı. Nasip genel klasman 1'e oynuyorduk ama 2 olduk sanırım orada. Ufak bir farkla. Kategorimizde yine birincilik aldık. Güzel, yani temiz, en azından kazasız belasız bir yarış oldu. Sevindirici olan tarafı o. Sezonu kategorimizde en iyi yerde bitirdik. O yüzden sevinçliyiz. Bir önceki yarış şanssız bir diskalifiye yaşayan
ve Fiesta Rally Cup R1 ST kategorisinde birincilik hedefleri zora giren Kemal Çetinkaya Tolga Tezeke'nin şansı İstanbul'da döndü ve hem Fiesta Rally Cup'taki kategorilerini hem de Oğuz Gürsel Rally Kupası'ndaki kategori 1'i kazandılar. Fiesta Rally Cup genel klasmanında 12. olarak tamamlayan ekip oldukça mutlu ve duygusaldı. Dün lider tamamladık kategorimizi. Fiesta Cup'ta da kategorimizi lider tamamladık. Bugün de her şey sorunsuz gitti. Arabamız bugün de harikaydı. Problemsiz etapları tamamladık. Hem kategorimizde birinci olduk hem de Fiesta Cup'ta R1 ST sınıfına da birinciliği aldık. Bu sonuçla hem Fiesta Cup'ı hem kategorimizi kazanmış olduk. Sezonu birinci tamamladık. Bu tabii ki sezon başından beri hedeflediğimiz bir sonuçtu. Yıllar sonra bu duyguları tatmak Tolga'yla çok güzel oldu. Harika oldu. Çok mutluyuz. Ford Rally Sport Türkiye'ye, Serdar Bostancı'ya çok teşekkür ediyoruz. Tüm sezon elleri üstümüzdeydi. Sezon başı otomobili hazırlamakta çok yardımcı oldu. Fiesta Rally Cup'a İran'dan katılan Saber Osravi Hamet Menç yarışı bu noktada yaptıkları hata nedeniyle tamamlayamadılar ve sezonu R1 ST kategorisinde ikinci sırada kapattılar. Serhan Türkkan Koray Akgün yüksek ve istikrarlı tempolarını bir yarış galibiyetiyle daha taçlandırmış oldu. Ve işte kupanın yeni birincisi Serhan Türkkan. 2017'de Cemal Akoç, 2018 ve 2019'da Ümitcan Özdemir ve 2021'de Kaan Karamanoğlu'ndan sonra 2022 sezonu Fiesta Rally Cup birincisi Serhan Türkkan oluyor. Klasmanlar değişse de zirvedeki isim değişmiyor. 2022 sezonunda Rally 3 klasmanının birincisi Serhan Türkkan. Burak Başlık, Rally 4 R2 kategorisinde birinciliğini bir önceki yarışta ilan etmişti. Kemal Çetinkaya son yarışta öne geçti ve R1 ST klasmanında birinciliğin sahibi oldu. Castrol Ford Team Türkiye tarafından yeni formatıyla 2017'de başlatılan ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup'ın 2022 sezonunun finaline geldik. Başta dereceye giren ekipler olmak üzere bu kupada mücadele eden tüm ekipleri tebrik ediyoruz. 2023 sezonunda görüşmek üzere.